Herkese merhaba. Perakende'nin geleceğini ve yapay zeka odaklı çözümlerimizi sunacağımız ve sektörün önde gelen liderleriyle sohbet edeceğimiz iletişim serimize başlıyoruz. Bu serinin ilk bölümünde konuğumuz benim de yakın dostum olan hepsi burada operasyon grup başkanı Sayın Taner Temirci. Hoş geldiniz Taner Bey. Merhaba Serdar Bey. Uzun dönemdir birlikte çalıştığımız Nice Medya katkılarıyla planladığımız bu seri kapsamında sektörün önde gelen temsilcilerinin katılımıyla araştırmalar, webinarlar ve anketler gerçekleştireceğiz. Bu çalışma ile Perakende'nin dijitalleşme serüvenine dahil olarak diyaloğa dayalı otomasyon teknolojilerinin bu dönemde katkılarını masaya yatırmaya amaçlıyoruz. Taner Bey ile bugün pandeminin etkilerini, pandemi sonrasında bizi nasıl bir ortam beklediğini ve bu süreçte hangi teknolojik çözümleri kullanarak müşteri deneyimini iyileştirdiğini konuşacağız. Bizi dinlediğiniz için şimdiden teşekkürler. Evet, dilerseniz ilk soruyla Taner Bey ile sohbete başlayalım. Taner Bey tekrar hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim bu katılımınız için. Herkesin dilinde malum COVID salgını. COVID salgını herkes diyor ki e-ticaret sektörünü çok olumlu etkiledi. Ama tabii ki birçok artısı eksisi olmuştur. COVID salgını sizin e-ticaret endüstrinizi ve hepsi burada olarak özellikle sizi nasıl etkiledi? Biraz bahsedebilir misiniz? Öncelikle ben de bu webinara davetinizden dolayı öncelikle teşekkür ederim. Hem şirketim adına hem şahsım adına. Sestek firmasıyla uzunca bir zamandır çalışıyoruz. Sizinle de ayrıyeten kurulmuş olan bir dostluğumuz söz konusu. Böyle bir çalışmanın parçası olmaktan dolayı memnuniyet duyduğumuzu paylaşmak isterim. COVID salgını ile ilgili gönül isterdi ki ne ülkemizde ne dünyada böyle bir salgın olmasın ve biz de bundan dolayı şirket olarak da endüstri olarak da etkilenmeyelim, ama dünyanın gerçeği, hepimiz bu pandemiyi yaşıyoruz. Endüstri olarak e-ticaret bu pandemi olayında özellikle Mart'ın 11'inden sonra ilk vakanın açıklanmasını takiben tedbirler kapsamında sokağa çıkma yasaklarının olduğu, insanların evlerinde daha fazla kaldığı dönemde Nisan-Mayıs gibi çok hızlı bir şekilde gelişim gösterdi. 2020 yılının başında sektörde açıklanan rakamlara göre e-ticaretin toplam perakendedeki penetrasyonu %6.2 seviyelerindeyken Nisan-Mayıs ayındaki yoğun taleple beraber şu andaki beklenen göstergeler herhalde artık çift haneli rakamlara doğru ilerlediğini, sektörün e-ticaretin 3-4 yılda geleceği mesafeyi 2020 yılı içerisinde ulaştığını gösteriyor. Biz de tabii bu pandemiden bir şekilde pozitif etkilenen şirketler arasındayız. Biz de kendi tarafımızdan pandeminin ilk başladığı günden bu yana kendi içerimizde aldığımız önlemlerle hem işlerimizin aksamadan yürümesi alanında birçok faaliyete imza attık, hem de üzerimize düşen bu zor günlerde sosyal sorumluluk tarafında da yapmamız gerekenleri şirket olarak olabildiğince yerine getirmeye çalıştık. Cumhurbaşkanlığı bünyesinde açılan bağış kampanyasına Doğan Holding ve Hepsi Burada olarak 9 milyon TL'lik bağışta bulunduk. Sağlık Bakanlığı'na sağlık kurumu çalışanlarının kullanımı için tulum, maske ve eldiven bağışında bulunduk. Ayrıca Ramazan ayı içerisinde ihtiyaç sahiplerine hem kendimiz şirket olarak 10 bin paketlik bir ihtiyaç paketi, Ramazan dayanışma paketi bağışında bulunduk, hem de müşterilerimizin İçişleri Bakanlığı vasıtasıyla yapmış olduğumuz ve gerçekten ihtiyaç sahiplerine ulaşacak şekilde paket bağışlamasına vesile olduk ve toplamda 60 bin paketin üzerinde paketin dağıtım firmaları vasıtasıyla da adreslerine kadar teslim edilmesini sağladık. Bu dönem içerisinde de yine ekonominin zorlandığı noktalarda istihdamın gelişimi açısından 2020 yılı içinde ilave 5 bin kişilik istihdam paketi yaratacağımızı basınla paylaştık. Bu doğrultuda da hızla ilerliyoruz. Hem kendi ekiplerimizi güçlendiriyoruz, hem önlemlerimizi arttırarak devam ediyoruz. İlk günden itibaren 7 gün 24 saat çalışan Hepsi Burada Operasyon Merkezi'nde tüm gerekli tedbirleri alarak çalışanların maskeyle çalışması, sürekli 24 saat boyunca dezenfeksiyon işlemlerinin devam etmesi, dağıtım tarafında HepsiJet dağıtım şirketimizdeki dağıtımcılarımızın maske ve eldiven ile dağıtımları yapmasını sağlayarak toplum sağlığına da gerekli önemi göstermeye çalıştık.
Dolayısıyla pandemi yaşanıyor ve burada gerekli tedbirleri alarak bunu en iyi şekilde yönetmeye devam etmek istiyoruz. Son çeyrekte bizim için çok önemli, biliyorsunuz Ekim, Kasım, Aralık e-ticarette en yüksek böyle hacimlerin görüldüğü, tüketicilerin yıl sonuna doğru gelindiğinde ihtiyaçlarını uygun kampanyalar neticesinde karşılamak istedikleri bir döneme denk geliyor. Bu dönem meşhur cuma günleri değil mi Taner Bey? Evet, biz burada gururla sektöre kazandırdığımız bir efsane cuma günümüz var. Yurt dışındaki farklı anlamlara gelen ifadeleri biz Türkçe'de isim hakkını da alarak Efsane Cuma adı altında uygulamaya başladık. İlkini 2016 yılında yapmıştık. Şu anda bu yıl artık beşincisini gerçekleştireceğiz. Ve her sene bir önceki yıldan çok daha keyifli, çok daha böyle talep gören bir kampanya haline geldi. Onunla da ilgili tüm hazırlıklarımız devam ediyor. Bir yandan sanırım kurye şirketiniz Hepsi Express de büyümeye devam ediyor değil mi Taner Bey? Sizinle paralel olarak. Doğru söylüyorsun Serdar abi. İlk kurulduğunda marka ismimiz, dağıtım şirketimiz de Hepsi Express'ti. Fakat geçen sene itibariyle cebinizdeki market isminde bir uygulamayı hayata geçirdik. Carrefour'la işbirliği içerisinde ve Hepsi Express markasını o işimize verdik. Dağıtım şirketimizin ismini artık HepsiJet yapmış olduk. Doğru. Ve bu yılda da şu anda hali hazırda 41 ilde dağıtım yapıyoruz. Herhalde yıl sonuna kadar bu dağıttığım yaptığımız il sayısını 45'in üzerine çıkarma imkanında olacağız. Ve birçok kişiye de burada istihdam yaratıyoruz. Bizim çalışma modelimizde ticari aracı olan ve kendi şahıs şirketi olan kişiler gelip bizden paket alıp bu paketleri müşterilerin taahhüt edilen zamanlarda teslim edilmesini sağlayarak gönderi başına ücretlendirme tarzında bir modelimiz var. Bu da çok talep görüyor. Şirketimiz de bu anlamda büyüyerek ilerlemeye devam ediyor. O zaman zaten siz iş ortakları da kullanarak küçük KOBİ'lere de destek oluyorsunuz aynı zamanda dağıtım şirketinizle beraber de diyebiliriz diye anlıyorum ben. Doğru, daha çok bireysel taşımacılarla çalışmak ediyoruz. Olabildiğince böyle kişiler kendi araçlarını alarak girişimcilik yapıp kendi şirketlerini kurup bu alanda böyle iş sahibi edinmesini çok önemsiyoruz. Süper. Peki 11 Mart'ta dediniz ki ilk vakan çıkmasıyla beraber bizler destek olarak 17 Mart'ta sanırım evlere geçmiştik. Sizin evden çalışma konusu nasıl oldu? Sizin çok güçlü ve büyük bir çağrı merkeziniz var ve şu anda ne durumdasınız? Evet, biz de sizinkine çok benzer tarihlerde 16 Mart itibariyle eve geçiş planını düğmeye bastık. Hem kendi bünyemizdeki müşteri hizmetleri çalışanları, çağrı merkezi çalışanlarımızı, hem çalışmakta olduğumuz dış kaynak firmalar, çağrı merkezi firmalarının ekiplerinin eve geçiş süreci başladı. Açıkçası sektör burada çok inanılmaz hızlı ve güzel işler çıkardı. Neredeyse yaklaşık bir haftalık süre içerisinde tüm çağrı merkezi çalışanları hem dış kaynakta hem bizim kendi iç kaynak çalışanlarımızı evden çalışır ve müşterilerimize alo diyecek bir duruma getirdik. Bu konuda biz hali hazırda da şu anda evden hizmet vermeye devam ediyoruz. Aynı şekilde dış kaynak firmalarımız da bu durumda. Bundan sonraki durumu beraberce yaşayarak göreceğiz. Bizim kendi içimizde arada bir böyle hibrit denediğimiz bir model oldu. Temmuz'un sonu, Ağustos'un başı gibi. Ekiplerin böyle işteki sosyalleşme eksikliğini de gidermek açısından bir miktar böyle 2-3 hafta evden çalışıp 1-2 hafta gelerek dönüşümlü bir modeli denemeye çalıştık. Fakat 15 Ağustos'tan sonra tekrar vaka sayılarında böyle artış olduğunu gözlemleyince tekrardan full tüm ekiplerimizi eve çekmek durumunda kaldık. Çalışan sağlığı çok önemli ve bizim tarafımızda çalışanlarımız bir kısmı evden çalışırken bir kısmı da operasyon merkezimizde müşterilerimizin siparişlerini hızlı bir şekilde paketleyip sevk etmekle yükümlü. Ve 7/24 çalışan bir operasyon olduğumuz için operasyon merkezinde görevlerini devam ettiren kişilerin de dışarıdan herhangi bir şekilde enfekte olmasını da engellemeye çalışıyoruz. O yüzden her iki ekibi de ne kadar kompakt ve kendi aralarında tutabilirsek o kadar faydalı olacağını öngörüyoruz. İleriki dönemleri beraber yaşayarak göreceğiz ama pandemi hepimize birçok olmaz diye düşündüğümüz konularda yargılarımızı yıktı. Evden çalışmanın da çok
sağlıklı, iyi bir şekilde çalışanlar tarafından üretken bir şekilde yapılabileceğini, buna ait yazılımların kullanılabileceğini gösterdi. Bundan sonraki dönemde de bence hem çağrı merkezi dünyasında hem müşteri hizmetleri tarafında evden çalışma tarafı çok daha yaygın kullanılacağına inanıyorum. Açıkçası Taner Bey, benim de önyargılarım vardı evden çalışmayla ilgili. Çünkü çok uygun olmadığını düşünüyordum. Evet. Ama gerçekten verimli bir ortam oldu. Hatta bazı alanlarda bizim %60 verim aldığımız süreçleri %100'e kadar yaklaştırdı. Ben de aynı duygularlayım. Yani dijital transformasyonu da zaten bizlerin çok yavaşça ikna ettiği dijital transformasyonu da çok hızlı hale getirir oldu. Evet. Ama gelecekte ben de hibrit bir yapının, yani her sektöre bağlı hibrit bir yapının olacağını düşünüyorum. Ama bununla da yaşamayı öğreneceğiz. Bu virüsün kolay kolay gideceği veya hayatımızdan hemen yok olacağı diye bir olgu olmadığını düşünüyorum ben de. Kesinlikle. Peki sizin Taner Bey, şirketinizle ilgili, yaptığınız işle ilgili COVID sonrası diyelim. Tabii COVID sonrası olacak mı onu da bilmiyorum ama endişeleriniz neler? Yani üç büyük endişeniz ne gelecekle ilgili, şirketiniz ve proseslerle ilgili? Bizim açımızdan COVID'in yaygınlaşması ve çalışan sağlığını bir sıkıntı yaratacak olması en büyük endişemiz. Bu risk ortada ve bu riski olabildiğince minimize etmek için her türlü tedbiri almaya çalışıyoruz. Siz biliyorsunuz, burada paylaşmakta da hiçbir sıkıntı görmüyorum. İki haftada bir tüm çalışanlarımızı, Gebze Operasyon Merkezimize gelen çalışanlarımızı teste geçiriyoruz. PCR antikor testlerinden ve semptom göstermeyen ve bir şekilde enfekte olmuş çalışanlarımız varsa bunların da acil bir şekilde ivedilikle izole edilmesini sağlıyoruz. En büyük endişemiz açıkçası çalışanlarımızın herhangi bir şekilde enfekte olup şimdiye kadar başarılı bir şekilde getirdiğimiz, 11 Mart'tan bu yana çeşitli vakalarımız söz konusu oldu ama Allah'a şükürler olsun hiçbir çalışanımız hastanede yatacak duruma veya yoğun bakıma düşecek duruma gelmedi. Bunda da hem tedbirleri sıkı uygulamamızın faydalı olduğunu görüyoruz, hem de anında böyle gerekli izolasyon tedbirlerini alarak kişilerin bir an evvel tedaviye başlamasını sağladığımız altında yatan etken olduğunu görüyoruz. En büyük temennimiz hiçbir çalışanımızın, hiçbir müşterimizin bu COVID sıkıntısıyla yüzleşmesi olarak görüyoruz. Bununla da ilgili tedbirler her zaman ajandamızda en üst seviyede olacaktır. Bunun dışındaki konular endişeden ziyade işimizin gereği olarak büyümelerle, sektördeki pozitif ve bizim kendi şirket olarak yaptığımız iyileştirmelerle servisimizi ve müşteri memnuniyetini arttırarak çok daha iyi noktalara gitmek. Bunlar bizim açımızdan endişe değil, daha fırsatlar. Bunlar konusunda da üzerimize düşeni her zaman yapıyoruz. Süper. İki haftada bir bütün şirketi geçirmeniz de olağanüstü bence. Evet. Tarama yapmanız. Evet. Peki, gerçi bahsettiniz ama bu COVID'den sonra müşterilerinize yaşattığınız deneyimde bir farklılaşma oldu mu? Yoksa aynı müşteri memnuniyeti ilkeniz devam ediyor, sadece yöntemleri mi değişti? Yani müşteri tarafında yarattığınız algıda bir değişiklik oldu mu COVID'de? Pozitif anlamda iyi şekilde deneyimi iyileştirdiğimiz örneklerle sıklıkla karşılaşıyoruz ve genel olarak baktığımızda da şirketten memnuniyet oranımız müşteriler nezdinde ciddi şekilde artmış durumda. COVID öncesindeki sonuçların çok daha üzerinde seyrediyoruz hali hazırda. Çünkü COVID dönemi bir yerde böyle aşırı bir talep karşısında şirketin çalışma şekillerini yenilemekle ilgili belli kararları almasını gerektiren durumlar oldu. Tüm çalışan süreçlerimizi, operasyondan dağıtıma, müşteri hizmetlerinden müşteri deneyimine, tüm ekiplerimizde yeniden yapılanmalar söz konusu oldu. Organizasyonda değişiklikler oldu. Yeni istihdamlarla ekiplerin kapabiliteleri arttırıldı. İlave olarak bizim kendi lojistik altyapımızda bazı böyle hamleler atmak durumunda kaldık. Bahsettiğim gibi HepsiJet dağıtım ekibimizin gitgide Türkiye geneline yayılmasında burada böyle yaptığımız yatırımları arttırarak, katlanarak büyümesine vesile olduk. Bu da müşterinin yaşadığı deneyimi iyileştirme anlamında pozitif katkısı oldu.
Bizim 2020'nin ilk yarısına kadar tek operasyon merkezimiz Gebze'ydi ve müşterilerimize Gebze'den hizmet veriyorduk. Türkiye genelindeki 25 bin üzerindeki satıcımızla birlikte. Artık hepsi burada olarak Anadolu'ya açılmanın ve müşterilere daha yakın olmanın da zamanının geldiğini düşünerek hali hazırda ilave 5 tane daha Anadolu illerinde operasyon merkezimiz faaliyete geçti Eylül'e itibariyle. Bugün toplamda 6 tesisten tüm Türkiye'deki müşterilerimize ürünlerini daha hızlı sevk edebiliyoruz. Ankara'da, İzmir'de, Adana'da, Diyarbakır'da, Erzurum'da artık operasyon merkezlerimiz var. Bu bölgedeki istihdamın da arttırılmasına katkıda bulunuyoruz ve o illerden ve çevre illerden sipariş veren müşterilerimizin de ürünlerini daha hızlı bir şekilde ellerine ulaştırma imkanına sahip olduk. Bu da deneyimin iyileştirilmesi tarafında pozitif katkı sağlıyor. Ben şöyle bir şey fark ettim, bilmiyorum bazı söylemlerin tersini ama Covid döneminde ürünler çok hızlı geldi. Acaba sırf buna dedike e-ticaretin tamam buna odaklanmasıyla ilgili mi? Ben ne sipariş etsem birçok şeyi biliyorsunuz işte hepsi buradan e-ticaret yoluyla sipariş ettik veya başka şirketlerden ama bir şekilde siparişlerin hızlandığını görüyorum ben yani çok hızlı teslim edilmeye başladı. Buna sizin merchantlar diyorsunuz sanırım. Sizin tedarikçileriniz de bir şekilde ayak uydurdu. Çünkü orada bir aksama olsa siz de çok büyük etkilenirsiniz diye düşünüyorum. Çok söylüyorsunuz. Bu söylediğiniz sektörün bu alandaki gelişimine çok güzel bir örnek esasında. Covid döneminde Mart'ın ortası ile Nisan'ın başlangıcı arasındaki dönemde gerçekten bir hızlanma söz konusu oldu. Çünkü o dönemde küçük ve orta ölçekli işletmeler birçoğu böyle durumu anlayabilmek noktasında faaliyetlerini durdurduğu dönemler olmuştu ve özellikle dağıtım sektöründe, kargoda bir hacim boşluğu söz konusuydu. Fakat Nisan ayı itibariyle sokağa çıkma yasaklarının da devreye girmesi neticesinde Nisan'da talepler çok fazla artınca kargo sektörü ister istemez sadece e-ticaretteki paketleri bile sevk edebilmekte ve müşterilere teslim edebilmekte bir miktar zorlandığı dönemler. Burada da ama sevk süreleri, dağıtım süreleri yine birkaç günlerin çok fazla ötesine geçmedi. Normal günün belki birkaç gün daha gecikmesine vesile oldu. Orada da tabii bazı devamsızlıklar, kargo sektöründeki firmalardaki çalışanların rahatsızlanması, rapor alması gibi durumlar da buna katkıda bulundu. Fakat bunları görünce tüm kargo şirketleri de dağıtım tarafında bizler de gerekli önlemleri almaya başladık ve sonrasında dediğim gibi pandeminin öncesinden çok daha iyi bir hizmet sunmaya başladık. Daha fazla kapasite yaratarak. Tabii iş ortaklarımız, satıcılarımız da pandemi döneminde e-ticaretin önemini daha fazla kavradılar. Bir kısım satıcılarımız kendilerinin offline'da da satışları olmasına rağmen e-ticarete çok daha fazla önem vermeye başladılar ve işlerindeki e-ticaretin oranını arttırma durumunda kaldılar. Bu da tabii e-ticaretteki o kaslarının gelişmesine, ürünlerin nasıl daha hızlı bir şekilde sipariş geldiğinde paketleyip sevkiyata verebileceklerini daha optimize etmeye ve burada ürünlerin müşteriye daha hızlı ulaşmasını sağlamakta faydalı oldu. Süper. Valla ben gurur duydum Türkiye adına e-ticaret sektörünün gelişiminden, e-ticaret şirketlerinin azminden ve çok da mutluyum bireysel kullanıcı olarak da onu söyleyebilirim. Çok teşekkür ederim. Peki Tan abi son olarak bizimle beraber yani Sestek'le beraber sonuçta müşteri deneyimine dokunuyoruz, projeler geliştiriyoruz. Ne gibi teknolojileri hayata geçirdiniz, neler planlıyorsunuz, bunun müşteri deneyimine etkisi nedir, biraz da bu teknolojilerden bahsedelim mi? Hepsi burada olarak biz bir teknoloji şirketiyiz esasında. Evet, e-ticaret işi yapıyoruz ve bir dijital platformuz. Bunlar da bu işlerimizi hayata geçirirken de sürekli teknoloji bizim hayatımızın ana ekseninde ve odağında. Bizim bir vizyonumuz var. Bu vizyon çerçevesinde 4 saatlik Türkiye'den uçuş mesafesindeki 1 milyarlık nüfusa hepsi buradanın en büyük teknoloji şirketi olduğunu bu coğrafyada göstermek istiyoruz. Bunu da yaparken teknolojiyi kullanmamak akıl kârı olmayacaktır. Olabildiğince de teknolojiden faydalanıyoruz. Sizinle de uzunca bir işbirliğimiz var. Sizinle beraber hem sesli çağrı sistemimizde hem yazılı çağrıyı Türkiye'de e-ticarette ilk devreye alarak WhatsApp kullanımında
beraber geliştirdiğimiz teknolojiler var. Otomatik yanıt sistemleri olsun, bot çözümleri olsun. Bunları olabildiğince devreye alıyoruz, kullanıyoruz, geliştiriyoruz, öğreniyoruz birlikte. Yapılan bazı şeyler, gündemde değişiklikler neticesinde nasıl bunlardan daha iyi faydalanabiliriz? Özellikle şimdi uzaktan çalışma merkezinde bu teknolojileri nasıl daha böyle bir çıta ileriye taşıyıp bunlardan daha fazla faydalanabiliriz ve bunları yaparken de müşterinin o istediği deneyimi aksatmadan daha da iyi geliştirerek nasıl sunabiliriz? Beraberce bunlara bakıyoruz. Bu alanda da sürekli böyle teknolojinin hayatımızda olmasına faydalarını görüyoruz. Müşterilerimizden de bununla ilgili pozitif geri bildirimleri alıyoruz. Evet, ben de işbirliğimizle ilgili bir iki cümle kurmak istersem, benim gördüğüm bu işbirliğinin çok başarıya gitmesindeki en temel faktör, teknolojiyi kullanırken teraziyi iyi kullanmak gerekiyor. Yani müşterinin deneyimini bozma pahasına çok para kazanalım, teknolojiyi hayatımızın her yerine sokalım ama müşteriyi mutsuz edecek deneyimler yaşatalım, alışırlar mantetesi, hepsi burada hiç yok. Teknolojiyi göbeğe koyuyor ama teknolojinin dizayn ederken her zaman müşterisini nasıl mutlu ederiz? Müşteriyi mutlu etmeyecek bir çözüm çok paralar kazandırsa da ilk tercih olmuyor hepsi buradanın. Biz de bu sanal asistanlar, yapay zekalar geliştirirken SESTEK olarak bizim de en çok dikkat ettiğimiz şey müşteri deneyimi. Yani biz sizin geliştirdiğiniz bir şeyin hayata dokunması, başarılı olması en büyük mutluluğu. Bizim felsefemiz de böyle, kültürümüz de böyle. Yani paradan önce değerlerimiz var. Bizim müşterimizin, müşterilerinin mutluluğu var. Dolayısıyla bence bir uyumu yakaladığımızı düşünüyorum burada. Ben de işbirliğimiz için ayrıca teşekkür ederim Taner Bey. Çok keyifli bir sohbetti. Su gibi aktı. Kapanışa geldik. Söylemek istediğiniz başka bir şey var mı Taner Bey? Çok sağ olun. Tekrar teşekkürler. Hem işbirliğimiz açısından için hem de bu keyifli sohbet açısından. İnşallah böyle pandeminin dışında daha güzel, daha keyifli konularda da bir araya böyle bu tür şeyleri, sohbetleri tekrar etme imkanı buluruz. Ben de bizi izleyenlere katılımlar için teşekkür ediyorum. Açılışta bunun bir seri olduğundan bahsetmiştim. İlk konuğumuz Taner Bey'di. Parakende sektörü üzerinde bir araştırma çalışması planladık. Bu araştırma için Nice Medya'da sizlere, izleyenlere bir anket gönderecek. Ne kadar çok katılım olursa o kadar çok mutlu olur ve sektörü bilgilendirmiş oluruz. Onu da buradan hatırlatmak isterim. Ben de size keyifli bir gün diliyorum Taner Bey. Çok sağ. Yoğun bir dönem bizi bekliyor. Ekim, Kasım, Aralık. El birliğiyle bu seneyi de güzel kapatırız. 2021'in 2020'den 10 kat daha iyi olmasını dileyelim. Hem sağlık olarak hem işlerimiz olarak inşallah. Çok sağ olun Serdar Bey. Görüşmek üzere.